Mutlu günler. 6 Nisan Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde birlikteyiz. Bir saat boyunca konuklarımızla gündemi konuşacağız. Başlıyoruz. Önce günün öne çıkan başlıklarına bakalım. TOG Gemlik'te kendi pistine çıktı. TOG'un yeniliğe yolculuk hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TOG Yönetim Kurulu üyeleri pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yaptırımlarını artırıyor. Başkan Biden bugün Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak. Biden'ın gündeminde Rusya'ya yatırım yapılmasının yasaklanması yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen bugün Temsilciler Meclisi'nde konuşacak. Hazinenin yayınladığı konuşma metnine göre Yellen, savaşın ekonomik yansımalarına vurgu yaparak gıda ve enerjide arz güvenliği ile borç sürdürülebilirliği konularına dikkat çekecek. Küresel borçluluk rekora koşuyor. Yapılan yeni araştırmalara göre bu yıl küresel borçluluk %9,5'lik bir artışla 71 trilyon dolara ulaşacak ve rekor kıracak. Evet, piyasalardaki son duruma da bakalım. Borsaya bakalım öncelikle. BIST endeksi gelsin ekranlarınıza. Güne %3,74'lük puan, pardon, 2318 puanda şu anda %0,33'lük değer kaybı var. BIST endeksinde. Devam edelim, endekslere bakalım. BIST Banka'da %1'e yakınlık düşüş var. BIST Sanayi'de %0,11'lik yükseliş var. BIST Turizm ve Teknoloji'de düşüş görülürken BIST Spor ve BIST Gayrimenkul'de yükselişler var. Sigorta, inşaat, gıda ve bilişimde düşüşü izlerken BIST Kimya ve BIST Madencilik'te yükselişleri görüyoruz. BIST Kimya'da %1,38'lik yükseliş var. En çok işlem gören hisselere bakalım. Evet, özellikle Doğuş Otomotiv'de, Odaş Elektrik'te, İşgeo'da, Aksa'da ve Hektaş'ta yükselişleri takip ediyoruz. Doğuş Otomotiv açılıştan bu yana ciddi bir yükseliş gösteriyor. Düşenlere bakalım. En çok işlem görenler: Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Petkim. Evet, diğer borsalara da bakalım. Amerikan borsalarını, dolar endeksini ve Amerikan tahvil faizlerini getirelim. Amerikan Merkez Bankası Fed'in yükselen enflasyon karşısında faiz artırımlarını hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılırken Fed'in başkan yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Reinhard Şahin açıklamalar yapmıştı. Fed'in 9 trilyon dolarlık bilançosunu geçmiş dönemlere göre hızla küçülteceğini açıklamıştı. Reinhard'ın mesajı özellikle tahvil fiyatlamalarında da etkili oldu. Şu anda da baktığımız, şu anda özellikle Nasdaq'ta %1,47'lik düşüş var. S&P 500'de %1'lik düşüş var. Dow Jones'da ise %0,64'lük düşüş var. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde ise yatay pozitif bir seyir var. 99 seviyesinde. Amerikan tahvillerine bakalım. Orada da 5 yıllıklarda %2,54'lük, 10 yıllıklarda %3'lük yükseliş var. 2 yıllık tahvillerde ise %1,80'lik yükseliş dikkat çekici. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında da negatif bir tablo var. Madrid'de %1,58, Paris'te CAC 40'da %1,98, Frankfurt'ta DAX'ta %1,91, Londra'da ise %0,31'lik düşüş var.
Euro dolar paritesine de bakalım. %0.19'luk yükseliş var. 1.09 seviyesinde işlem görüyor. Kıymetli metallere bakalım. Altının onsunda 1920 puanı görüyoruz. Gümüşte yine 24 doları görüyoruz. Platinde 9.69 dolar ve hepsinde de düşüş eğilimi var. Paladyumda ise %1'e yakın yükseliş var. 2.248 dolardan işlem görüyor. Tarım emtialarına bakalım. Pamukta, kahvede, şekerde, buğdayda, mısırda düşüşü takip ediyoruz. Özellikle buğdayda %1.40'lık düşüş var. Kakaoda ise %0.67'lik yükseliş var. Belki de bu listede yükseliş gösteren tek ürün olarak dikkat çekiyor. Emtia olarak dikkat çekiyor kakao. Tabii tüm bu tabloda özellikle Rusya ve Ukrayna geriliminin çok daha, daha doğrusu savaşının çok etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle bu noktada önümüzdeki günlerde, daha doğrusu önümüzdeki saatlerde yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor. Amerikan tarafının bu yaptırımlarla birlikte de özellikle Avrupa tarafından da arda arda yaptırım, Rusya'ya karşı yaptırım kararlarının gelmesi bekleniyor. Özellikle Buça'daki görüntülerden sonra. Tüm bunları takip ediyoruz. Tüm bunlar elbette enerji fiyatlarına, emtia fiyatlarına ve piyasaya da etki yapıyor. Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Abizar Pınar bizimle olacak. Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi hocam piyasalarda oldukça dalgalı bir hal var. Özellikle de son dönemlerde görüyoruz ki ciddi bir aslında enerji fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte enflasyon üzerinde de, bütün dünyada enflasyon üzerinde de ciddi baskılar var. Malumunuz Türkiye'de de öyle. Bakan Nebati'nin de açıklamaları var. Enflasyon beklentilerindeki bozulma için adımlar atacağız diyor. Hangi adımların atılmasını beklersiniz? Enflasyon ciddi bir sıkıntı, evet. Yani şu anda hem küresel düzeyde hem ulusal düzeyde ciddi bir sıkıntı ve önümüzdeki dönemde muhtemelen bu etkili olacak bütün ekonomiler üzerinde. Fakat hükümetin ne tür adımlar atacağı konusunda bir fikrim yok. Yani şöyle, çünkü para ayağında yapılacak şeyler var, mali ayağında yapacak şeyler var. Bir de düzenlemeler ve denetim konusunda yapılması gereken şeyler var. Ama bunu ancak hükümet açıkladığı zaman görebiliriz. Sadece ben şunu söyleyebilirim. Yani bir enflasyonla mücadele ederken işin bir para ayağında bir parça sıkılaşmaya gitmek zorundasınız. Diğer taraftan bütçeyle ilgili, hem harcama tarafıyla hem vergiyle ilgili bazı tedbirler alırsınız. Diğer taraftan da özellikle bu yapısal enflasyonu kontrol altına almak için gerekirse kurallar koymak biçiminde, denetimlerin sıkılaştırılması biçiminde tedbirler alınabilir. Dolayısıyla biz bekleyip göreceğiz. Yani ne tür tedbirlerle yola devam edileceğini görmemiz lazım. Evet hocam, şimdi tabii bir yandan da özellikle gıda, enerji ve su kaynakları için, arz güvenliği için adımlar atacağız diyor Nebati. Özellikle Fiyat İstikrar Komitesi'nin toplantısından sonra. Şimdi son dönemlerde bu savaşla birlikte bir kez daha gördük ki aslında hem gıdada hem de enerjide çok ciddi bir önümüzdeki dönemde riskler var. Bu alanda nasıl adımlar atılabilir? Özellikle gıda fiyatlarında bir yandan da tabii fahiş fiyatlamalardan dolayı da sıkıntılar var. Ama bir arz sorunu da mı var? Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Hangi adımlar atılabilir? Kanaatimce ikisi de var. Arz tarafında bir sıkıntı meydana geldiği zaman tabii bunu fırsat olarak gören ve bundan nemalanmaya çalışan, istismar eden çalışan çevreler olabilir. Ama diğer taraftan eğer bir üründe yeterince bir bolluk varsa zaten bu tür istismar kanalları doğrudan kapanır. Şunu söyleyeyim ben, işin bir tarafında evet istismarlar olabilir ama öbür tarafında, arz tarafında da sıkıntılarımız var. Dolayısıyla ona yönelik olarak üretimi arttırıcı bazı tedbirler alınabilir. Tarımsal desteklerin özellikle üretimi arttırıcı şekilde, etki yapacak şekilde yapılması önemli olabilir. Altyapı konusunda yapacağımız şeyler vardır ama bunlar biraz daha uzun vadeli düşünülmesi gereken şeyler. Dolayısıyla atılabilecek adımlar tabii ki var. Ama tabii şöyle, birbirinden ayırmak lazım. Yani gıda dediğimiz zaman işin bir tarafında yaş meyve sebze türünden bir alanı var. Diğer taraftan kuru tarım var. Diğer taraftan sanayide kullandığımız pamuk türünden
üretimin yapıldığı alanlar var. Her birinin tabii ihtiyaçları farklı olabilir. Yani problemleri farklı olabilir. Dolayısıyla kapsamlı bir çalışma yapıp bunun üzerine gitmek gerekir diye düşünüyorum. İşin bir tarafında elbette teşvik mekanizmaları var. Ama öbür tarafında da piyasaların düzenlenmesi, özellikle bu tedarik zincirlerin doğru kurulması, pazarlama imkanları özellikle. Yani çoğu zaman mesela çiftçi takım üretimini yapar fakat bunu pazarlara ulaştırmada sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla her kesimin farklı sorunları olabilir. Bu anlamda Tarım Bakanlığı ile beraber tabii oturup çalışma yapmak lazım. Evet, şimdi tabii hocam ciddi bir aynı zamanda ihracat rakamıyla da karşılaşıyoruz. Mart ayı ihracatı oldukça önemli bir seviyeye geldi. Dış ticaret açığına baktığımız zaman da enerji hariç aslında ihracatın ithalatı karşılama oranının %95'lere vardığını görüyoruz. Ama tabii son dönemlerde enerji önemli bir risk. Bundan sonraki dönemde risk olarak gördüğünüz başka hangi alanlar vardır? Şimdi şöyle, bağımlılık alanlarımız tabii ki her zaman bir risk olur. Yani nihayetinde biz enerjiyi büyük ölçüde dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz. Başta doğalgaz olmak üzere petrol. Tamamına yakını biz dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız müddetçe de bu bizim için bir risk unsuru elbette. Fakat içinden geçtiğimiz jeopolitik ortam Türkiye'ye bazı fırsatlar da sunuyor. Özellikle bu enerji hatları, yani hem Doğu Akdeniz açısından düşündüğümüz zaman hem Orta Doğu, yani Irak, hem Orta Asya, Azerbaycan, Özbekistan kanalından düşündüğümüz zaman halihazırda zaten var olan kanallarımız var, biliyorsunuz, hatlarımız var. Bunun daha da güçlendirilmesi yönünde bazı adımların atılmasına imkan tanıyabilir önümüzdeki dönem. Bu anlamda ben çalışmalar olduğunu da sanıyorum. Özellikle bu Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında çalışmalar yapıldığını sanıyorum ben. Diğer taraftan bu Akdeniz konusunda da biliyorsunuz başlangıçta sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Fakat son dönemde taraf olan ülkeler peyderpey Türkiye ile konuşmak zorunda hissettiler kendilerini. Dolayısıyla bu çalışmalar Türkiye'nin özellikle enerji konusundaki sıkıntılarını hafifletebilir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan tabii işin tedarik lojistik kısmını da düşünmek lazım. Yani bu konuda da Türkiye'nin fırsatları olduğunu sanıyorum. Özellikle bu hem Covid hem Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle çok daha farklı işlevler yükleyebileceğini ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Özellikle de bu lojistik ve tedarik konusunda bazı büyük firmalar Türkiye'ye yatırım yapacaklarını söylüyorlar ki ben bunların sayısının da artacağını düşünüyorum. Özellikle Avrupa ve Amerika kökenli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Bu anlamda ben Türkiye'nin ekonomisi üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Hocam tam da bu noktada aslında özellikle yaptırımların arttığı bir Rusya'ya yaptırımların arttığı bir dönemde sanki sizin de söylediğiniz gibi önemli bir fırsat penceresi açılacak Avrupa'dan ya da diğer ülkelerden Türkiye gibi görünüyor üretim ve ticaret anlamında. Şimdi dün de Ulaştırma Bakanlığı 2053 lojistik planını da açıkladı. 193 milyarlık bir yeni yatırımdan bahsediliyor önümüzdeki 20 sene, 30 sene için. Nasıl bir dünya düzeni üzerinde nasıl bir rol olabilir Türkiye açısından? Bir de tabii buna ek olarak belki şunu da sorabilirim. Biraz daha farklı bir konu ama özellikle satın alma gücüne göre milli gelire bakıldığı zaman son yıllarda ki biraz IMF ve Dünya Bankası da artık o cepheden bakmaya başladı gibi görünüyor. Türkiye'nin de 13. sıradan 11. sıraya yükseldiğini görüyoruz dünyada. Acaba önümüzdeki dönemde şu dönem elbette şartlar zor ama önümüzdeki dönemde acaba bu yeni planlarla yeni üretim ve ticaret üssü olma hedefiyle daha üst noktalarda hedeflenebilir mi? Elbette hedeflenebilir. Yani bizim zaten uzun bir zamandan beri ekonomide aslında ciddi başardığımız şeyler var. Mesela imalat sanayinde Türkiye oldukça iyi, sanayi alanında oldukça iyi aslında. Fakat bunların her birinin girdisi olan hem tarımın hem sanayinin hem hizmet sektörünün
En önemli girdisi olan enerji konusunda bizim sıkıntımız var. Yani bu enerjiyi sorununu biz çözdüğümüz zaman aslında büyük ölçüde sorunlarımızı çözeriz diye düşünüyorum. Bu son dönemin tabii buna katkısı olacak. Biraz önce enerji kısmını söyledim. Buna çok ciddi tabii ki katkısı olacak. Bu ciddi bir imkandır. Hem Türkiye'nin batıya akan enerji güvenliği konusundaki fonksiyonu hem de kendi ihtiyacını karşılama açısından baktığımız zaman önemli bir konu elbette bu. Diğer yandan tabii özellikle bizim bu döviz konusunda, rezerv konusunda yapmamız gereken çalışmalar var. Tabii ki burada ihracatın katkısı yüksek. Fakat diğer taraftan biz ithalat da yaptığımız için başta enerji olmak üzere bu konuda biliyorsunuz sürekli bir döviz ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Bu dönemde örneğin bu konularda eğer Türkiye'ye hem doğrudan yatırım olarak hem de sıcak para olarak eğer bir sermaye girişi olursa bu Türkiye'nin elini çok daha rahatlatacaktır. Çünkü özellikle imalat ve sanayi açısından Türkiye hakikaten belli bir eşiği aştı. Belki yüksek teknolojilerde bir miktar daha ileri adımlar atmak gerekebilir ki o konuda da çalışmalar var. Özellikle uzay, havacılık, sağlık, yazılım alanlarında yüksek teknolojili alanlar bunlar büyük ölçüde. Buralarda da önemli adımlar var dediğim gibi ama burada bir sermaye girişi olması bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Hem doğrudan yatırım anlamında hem de sıcak para olarak bir sermaye girişine bizim ihtiyacımız var. Diğer taraftan da özellikle enerji konusunu da önemli bir girdi olarak eğer halledersek ben tarım ve sanayide yaşadığımız diğer tıkanmaların da daha kolay aşılabileceğini düşünüyorum. Hocam tabii şimdi bir yandan özellikle son dönemlerde çok da fazla konuşulan konulardan birisi yerel parayla ticaret. Özellikle Rusya'nın doğalgaz anlaşmalarında daha doğrusu doğalgaz alım satımında rubleyi öne sürmesi Avrupa'ya karşı, Batı'ya karşı bir miktar daha yerel parayla ticaretin öne çıkmasına da neden oldu. Dolar konusunda ki bu arada Fed'den de daha hızlı bilanço küçülteceklerine dair de haberler geliyor ve piyasaları da etkiliyor bu. Bir yandan da öyle baktığımız zaman bir yandan Fed biraz daha doları korumaya çalışıyor gibi bir tablo var. Ama bir yandan da dünyada böyle bir hava esiyor. Merkeziyetsiz yapı da aslında güçleniyor bir yandan da kripto dünyası da. Doların en zorlanacağı dönemlerden birisi diyebilir miyiz? Doların hakimiyetinin zayıfladığını düşünüyor musunuz? Şimdi bu işin sistemik bir tarafı var tabii ki. Yani Amerika tek başına dolarla bütün bir global ekonomiyi, küresel ekonomiyi yönetemez. Yani bu çok açık. Bunu bir müddet yapabildi. Fakat dünya ekonomisi çok büyüdü, ölçek çok büyüdü. Çin gibi daha dün adı sanı bilip okunmayan kocaman ekonomiler ortaya çıktı. Ve bunun devamı gelecek. Yani özellikle Asya'ya baktığımız zaman bunun devamı gelecek. Sırada diğer ülkeler var. Yani Hindistan'ı var, Endonezya'sı var, Bangladeş var. Asya çok büyük bir havza. Buralardan önümüzdeki dönemde çok daha büyük ekonomiler gündeme gelecek. Dolayısıyla burada Amerika'nın tek başına dolar üzerinden bu büyük çarkı yönetmesi mümkün değil. Önceden mümkün müydü? Şu anlamda mümkündü. Evet, Amerika sonuçta güçlü bir ekonomiydi. Hem teknoloji açısından baktığımız zaman hem örgütlenme açısından baktığımız zaman evet mümkün kılıyordu. Fakat artık bu mümkün görünmüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde ne olur tabii? Bu sistemik soruna karşılık önümüzdeki dönemde ne olur? Bütün mesele güven meselesi diye düşünüyorum. Yani Rusya ile beraber bu daha da ısınmış olabilir bu konu ama bir süredir zaten gündemimizde olan bir konuydu bu. Rusya şu anda can havliyle bazı açıklamalar yapıyor, bazı adımlar atıyor. Bu iki ucu keskin tabii. Yani bir taraftan hem Rusya'ya zarar veriyor hem bir şekilde Batı ekonomilerini tedirgin ediyor. Ama normal zamanlarda ve normal şartlarla zaten düşünmemiz gereken bir konu bu. Hem bir haksızlık hem de zaten bir imkansızlık. Yani tek başına bir ülkenin kendi milli parasıyla diğer bütün ekonomileri yönlendirmesi zaten doğru bir şey değil ve adil de değil zaten. Ama öbür taraftan da artık imkansız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde güven üzerine kurulu sistemlerin üzerinde düşünmek lazım.
Yani eğer Türkiye Rusya, Türkiye Hindistan, Türkiye Çin gibi ya da Çin Rusya ve Hindistan gibi ülkeler arasında veya diğer ülkeler arasında eğer ticaret yapılacaksa, sermaye alışverişi olacaksa bunun hangi tarzda, ne tür bir ödeme sistemi üzerinden olması gerektiği konusu üzerinde ciddi düşünmek lazım. Daha adil bir yapı ve dünya ekonomisini daha etkin hale getirecek yapılar üzerinde düşünmek lazım elbette. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınız ve değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Profesör Doktor Abuzer Pınar bizimleydi. Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Ve elbette bu gündemde en önemli konulardan birisi küresel borçluluk. Rekora koşuyor. Yapılan yeni araştırmalara göre bu yıl küresel borçluluk %9,5'lik bir artışla 71 trilyon dolara ulaşacak. Küresel borçluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İngiliz varlık yöneticisi Janus Anderson'ın yayımladığı devlet borç endeksinde küresel borçlarda %9,5'lik bir artış yaşanacağı tahminine yer verildi. Bu da küresel borçluluğun rekor düzeye ulaşarak 71,6 trilyon dolar olması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin küresel borçluluğu körükleyen ülkeler olarak öne çıktı. Ancak raporda dünya çapında tüm ülkelerin borç düzeylerinin bu yıl artmaya devam edeceğine vurgu yapıldı. Pandeminin yıkıcı şokları atlatılamadan Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatının tüm dünyayı derinden etkileyeceğine dikkat çekildi. Özellikle de Rusya'nın saldırgan tavrı ve tehdit algılarının değişimiyle birlikte küresel bir silahlanma yarışının körükleneceğine işaret edilen raporda, borçluluğun artmasında savunma harcamalarının büyük bir yer tutacağı belirtildi. S&P Global Ratings'in raporuna göre ise küresel borçlanmanın 2022'de koronavirüs salgını öncesi ortalamanın neredeyse 1/3 üzerinde 10,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. S&P Global Ratings kredi analisti Karen Vartapetov, yüksek borç çevirme ihtiyaçları, pandemi, artan enflasyon ve çatışma ortamının yol açtığı maliye politikası nedeniyle borçlanmanın yüksek kalmasını bekliyoruz dedi. Raporda ayrıca daha sıkı parasal koşulların hükümet finansman maliyetlerini artıracağı da vurgulandı. Evet, küresel ekonomiye değinmişken bu haberi de vermek lazım. Deutsche Bank Fed'in enflasyonla mücadele politikasının taşıdığı risklere dair bir rapor yayınladı. Raporda alınan önlemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek yılın sonlarında başlayacak bir resesyona yol açabileceği uyarısını bulunuyor. Fed'in artık yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini görmüyoruz. Fed ekonomiyi o kadar sert bir şekilde frenleyecek ki bu durum ekonomik toparlanmayı istemeden de olsa sonlandıracak. Daha agresif bir para politikası sıkılaştırmasının Amerikan ekonomisini resesyona iteceğini tahmin ediyoruz. Bu sözler Matthew Luzzetti liderliğinde Deutsche Bank ekonomistlerinin hazırladığı raporda yer alıyor. Rapor büyük bir bankadan gelen ilk resesyon uyarısı olması dolayısıyla büyük bir önem taşıyor. Raporda tüketici fiyatlarının son 40 yılın en hızlı yükselişini yaşadığına özellikle vurgu yapıldı. Enflasyonun hızının düşeceğine dair umutların ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla söndüğü belirtildi. Raporda ayrıca enflasyonist baskıların genişlemesi dolayısıyla Fed'in fiyatları kontrol altına almak için aynı hızda faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacağı endişesi de dile getirildi. Deutsche Bank ekonomistleri, fiyat istikrarının ancak talebi anlamlı bir şekilde azaltan kısıtlayıcı bir para politikası duruşuyla elde edebileceği artık açık. Fed, ekonomiyi öylece frenleyemez, ekonomiyi gerçekten yavaşlatması gerekiyor yorumunu yaptı. Deutsche Bank, gerilemenin tam zamanlaması ve boyutu konusunda önemli bir belirsizlik olduğunu vurguladı. Ancak Deutsche Bank ekonomistleri, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin gelecek yılın son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreği boyunca küçülebileceği uyarısını yaptı. Ancak son iki krizdeki gibi derin ve sancılı bir resesyon olmayacağı belirtildi. Banka, işsizliğin 2024'te %5'in üzerine çıkacağı hafif bir durgunluk ortamı beklendiğini raporuna taşıdı. İşten çıkarmaların artabileceğine işaret etti. Deutsche Bank ekonomistleri yaklaşan resesyonun enflasyonun 2024 yılı sonuna kadar Fed'in hedefine geri dönmesine izin vereceğini de aktardı.
Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, Mart sonunda verdiği bir röportajda önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığının en az %33 olduğunu söylemişti. Goldman Sachs uzmanları da resesyon olasılığının %35'e kadar çıktığını belirtmişti. Türk ekonomisinin, Türkiye'nin ve belki de bölgenin de en etkili işlerinden birisi olacak, markalarından birisi olacak TOG. Özellikle Türkiye büyük bir heyecanla bekliyor. İlk denemelerini, sürüş denemelerini de gerçekleştiriyor TOG yetkilileri ve bunu paylaşıyor. TOG'un yeni sürücüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati oldu. Ve oldukça da heyecanlı görüntüler var. Önce getirelim ekranlarınıza. Kökleyin şimdi. Kökleyin, kökleyin. Resmen G oluşuyor ya. Tabii. Bakanlar Varank ve Nebati TOG'un direksiyonuna geçti. Burada gelsin. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yerli otomobil TOG'un Bursa Gemlik'teki tesisini ziyaret etti. Bakanlar tesiste TOG yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hadi siz de arkaya binin. Varank ve Nebati ardından TOG Gemlik tesislerinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemede 1491 personelin çalıştığı tesisin makine ve hat kurulumları hariç %76'sının tamamlandığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldı. İncelemelerin ardından ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TOG'un direksiyonuna geçti. Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan TOG'un ilk versiyonunda genel müdürümüz ve milletvekillerimizle beraber oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu. SUV modelin en üst versiyonu olan kırmızı beyaz renkli aracı test eden Bakan Nebati deneyimini paylaştı. Harika, yani bana kalsa benim testimi geçti açıkçası. Allah hayırlısını kılsın inşallah. Bakan Varank'sa sosyal medya üzerinden davet ettiği iki öğrenci ve TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'la aracı deneyimledi. Resmen G oluşuyor ya. Tabii. Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi. Yer tutuşu çok iyi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobili üretmiş olmaları gerçekten gurur verici. Arabayı çok güzel buldum. Zaten içinde de çok keyifliydi yani arabanın içinde olmak sürüş esnasında. Ama bence Sayın Bakanımız arabayı sürerken de hani bizi biraz etkiledi gibi hissediyorum ben. Havalar biraz ısınınca gözümüz dışarıya kayıyor tabii. Tatil planları yapmaya başlıyoruz. Biz tatil planları yaparken bir yandan da aslında özellikle pandeminin biraz daha azalmasıyla birlikte, daha doğrusu psikolojik etkilerinin azalmasıyla birlikte turizm konusunda Türkiye'nin umutları gittikçe arttı. Her ne kadar son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı etkilese de önümüzdeki dönemde bakalım nasıl bir turizm planı var? Şu andaki hareketlilik ne? Özellikle İngiltere'den, Fransa'dan ard arda gelen Türkiye'yi artık turizm yani turizme açık bir listeye almaları acaba ne anlama geliyor? Nasıl etkiler? Konuşacağız. Nirvana Grup Otelleri CEO'su Koran Alşan konuğumuz. Hoş geldiniz Koran Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Çok teşekkürler. Turizmde 2022 aslında çok ciddi bir heyecanla başlanmıştı yılı ama şu aralar sizin baktığınız pencereden nasıl bir tablo görünüyor diye merak ediyorum. Evet.
Esasen çok haklısınız. 2022 yılı tabiri caizse bir rekor yıl olacak beklentisiyle sezona girdik. Hatta 2019'daki en üst seviye olan 2019'da yakaladığımız 50 milyon, 51 milyon turist bandını bile aşabilecek nitelikte bir sezon olmasını bekliyorduk. Çünkü COVID salgınının izleri yavaş yavaş siliniyordu. Bu konudaki yaptırımlar, kısıtlamalar gideriliyordu. Hava yolları açılmıştı ta ki savaş konusu gündeme gelene kadar. Tabii ki savaşın insani ve dramatik boyutu çok fazla. Öncelikle konunun altını çizmek lazım. Yani oradaki savaş halinin bir an evvel sonlanması, yaraların sarılması önceliğimiz. Ama bir taraftan da tabii iş dünyası durmuyor, devam ediyor. Biz de planlamalarımızı bu yönde revize ettik. Tabii ki biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna pazarının ağırlığı son yıllarda oldukça fazlaydı turizm açısından. Özellikle içinde bulunduğumuz Antalya bölgesi, bizim grup otellerimizin de çoğu Antalya bölgesinde çok önemli bir hacmi kapsıyordu. Geçen sene Türkiye genelinde biliyorsunuz yabancı misafirler ve yabancı ülkelerden gelen Türk turistler de dahil olmak üzere biz 30 milyon seviyesini aşmıştık Türkiye olarak. Antalya bunun 9.1 milyonunu realize etti. Bu 9.1 milyonun içerisinde de bunun önemli bir kısmının yani %50'sinden fazlasının Rus ve Ukrayna vatandaşlarından oluştuğunu biliyoruz. Bu tabii bizim için önemli bir konu. Son yaşanan gelişmelerle biliyorsunuz özellikle hava yolları kanallarına uygulanan ambargolar vesilesiyle Rusya'dan uçuş imkanları oldukça sınırlandırılmış oldu. Bu da bizim planlarımızda değişikliğe gitmemize sebep oldu. Son bir aydır bir belirsizlik söz konusuydu. Özellikle son bir haftadır aldığımız bazı haberler olumlu. Şöyle ki Nisan'ın ikinci haftasından itibaren Rusya'dan tekrar kısmi de olsa bazı charter seferlerinin başlaması yönünde bilgiler aldık operatörlerden. Bu arada hakikaten Türk Hava Yolları'nın çok ciddi çabası var Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte. Onların önemli Türk taşıyıcılara belli blok koltuklar vermek suretiyle yine Rusya'dan belli bir akış hedeflediklerini biliyoruz. Günün sonunda geçen sene 9.1 milyon olarak realize edilen final tablonun bu yaz sezonu için benim kendi yaptığım projeksiyonlarda 10-11 milyon bandı seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Burada tabii ki Rusya'dan yine bir turist beklentisi olacak. Ukrayna'dan çok bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Bu çok açık ve net. Bizim normal koşullarda Antalya için 15,5-16 milyon olan savaştan önceki hedefimiz şu anda 11 milyon olarak revize olmuş durumda. En azından benim projeksiyonlarım, öngörülerim bunu söylüyor bana. Tabii buradaki kaybın önemli bir kısmını Avrupa pazarındaki kaynak noktalardan almayı hedefliyoruz. Özellikle İngiltere pazarının bu sene varlığını çok arttıracağını söyleyebiliriz. Oradaki tur operatörlerinin hemen hemen hiçbir zaman yapmadıkları kadar fazla uçak kapasitesini Türkiye'ye planladıklarını biliyoruz. Batı Avrupa diye adlandırdığımız Almanya, Belçika, Hollanda, yine Kuzey Avrupa, İskandinav ülkeleri, buralardaki talep artışlarının önemli seviyelerde olacağını düşünüyoruz. Covid'in yansımalarının azalmasıyla birlikte. Tabii insanlarda bir tatil özlemi var. Bu tatil özlemi de Türkiye'deki tatil destinasyonlarına pozitif yansıyacak görünüyor. Türkiye genelinde de bizim yine yapmış olduğumuz hesaplamalara göre benim şahsi kanaatim 38 milyon, geçen sene 30 milyon olan turist sayısının bu sene 38 milyona ulaşacağı, buradaki gelirin de 30 milyar dolar gelir seviyesini geçeceği yönünde. Yani kötünün iyisi diyebiliriz, aslında hedefler çok daha yukarıdaydı. Ancak bu force majeure durum, olağanüstü hal diye nitelendirebileceğimiz durum,
planları revize etmemize sebep oldu. Bu planların revize edilmesiyle birlikte de bizim ana hedefimiz bu seneyi olabildiğince az hasarla atlatmak. Tabii ki günün sonunda Türkiye turizmde artan ağırlığını yıllar bazında yükseltmeye devam ediyor. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Avrupa pazarlarında yine bakanlık nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Vakfı ve Gelişim Ajansı'nın çok yoğun kampanyaları var. Bu kampanyaların da ben oradaki artış ivmesinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Umutluyuz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii bir diğer husus da bu seneyi ilgilendiren artan maliyetler konusu. Hakikaten bu girdi maliyetlerinin özellikle yakıt maliyetleri, enerji maliyetleri ve gıda maliyetlerinin bizim finansal tablolarımıza etkileri çok yüksek. Bunun yönetilmesi de oldukça güçlü tablo ortaya koyuyor. Dolayısıyla turizmin döviz girdisi sağlama özelliğinden dolayı son derece desteklenmesi gereken bir sektör olduğunu tekrar altına çizmekte yarar var. Eminim bu konuda da evet. Koran Bey peki şimdi bir yandan aslında maalesef bu savaşın olumsuz etkilediği bir taraf var ama sizin de söylediğiniz gibi batıdan belki çeşitlendirme söz konusu olabilir. Şimdi erken rezervasyon dönemi uzar mı sizce? Tabii bu kriz hallerinde biz daha önce de tabii aslına bakarsanız sektörümüzün bu konudaki bağışıklık sistemi yüksek, krizi iyi yönetebiliyoruz. Genelde kriz hallerindeki tüketicinin algısı, satış eğilimi biraz son dakikaya kayıyor. Yani dolayısıyla erken rezervasyon yapma eğiliminde olmuyor tüketici. Bu tabii milliyetine göre de değişkenlik arz eden bir özellik. İç pazar misafiri bu şekilde davranmadı mesela. Bu sene iç pazardan iyi sayılabilecek bir erken rezervasyon aldık. Ama yurt dışı pazarlarda özellikle bu savaşın ilk şok etkisiyle duraksayan rezervasyonları savaştan hemen önceki tabiri caizse 2019'u bile geçen günlük rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Yani aslına bakarsanız şu anda Nisan ayına girmemiz sebebiyle aslında çok erken bir tarafı da kalmıyor. Bizim genelde erken dediğimiz daha çok işte Kasım'dan Şubat ayına kadar yapılan rezervasyonlar ama hani sezonun da uzayacağını düşünürsek şu anda erken diye nitelendirebileceğimiz bir rezervasyon akışı özellikle Batı Avrupa pazarlarında mevcut. Önümüzde bir Ramazan bayramı var Mayıs ayı içerisinde giren. Orada bir hareketlilik olacaktır. Ama dediğim gibi yani bu son iki sene zarfında hiç tatile çıkmayan, tatilini sürekli öteleyen, toplantı organizasyonlarını öteleyen, iş seyahatini öteleyen de hatırı sayılır bir kitle var. Bunun da etkisiyle birlikte biz yine Türkiye'de canlı bir turizm sezonu olacağını söyleyebiliriz. Şahsen benim inancım ve planlamalarım bu yönde. Peki Koran Bey şimdi tabii turizm çeşitlendirmesinden bahsederken biraz da aslında pandeminin nasıl etkilediğini de konuşmak isterim sizinle. Çünkü pandemi biraz turizme bakışımızı da değiştirdi. Biraz daha aslında bu yeni trendleri de konuşursak yakalayabiliyor muyuz biz bu yeni nesil insan farkındalığını diyeyim. Çünkü çok yoruldu herkes evde kapanarak ve daha fazla dışarı çıkmak istiyor. Acaba bizim Antalya'daki her şey dahil konseptimiz bunun için daha uygun bir ve bizi daha avantajlı bir konuma mı getiriyor? Yoksa şehir merkezlerini daha mı fazla desteklemek gerekir? Nasıl bir yeni yapı var? Evet. Aslında tabii bu tip dönemler hep kendimizi de sorgulama fırsatı veriyor dediğiniz gibi. Yani bir talebin yoğun olduğu, o rutin akışın olduğu dönemlerde insan kendine çok fazla check-up yapmıyor, sistemler de yapmıyor. Bu kriz anlarında insan kendini geliştirme fırsatı da yakalıyor. İşletmeler de bu şekilde.
Bizim tabii öncelikli olarak aslında pandemi yaşanmadan önce grup olarak, Nirvana grup olarak başlattığımız bir sağlıklı beslenme ve spor konsepti vardı. Tam da üzerine pandemi gelince biraz orada açıkçası avantajlı duruma düştük. Günümüzdeki yeni trendlerde kesinlikle doğa ön plana çıkıyor Özlem Hanım. Bu salgında da gördük ki bağışıklık sistemi kuvvetli olanlar bu salgından daha az etkilendi. Dolayısıyla sağlıklı beslenme, dinlenme odaklı bir tatil, geniş alanların bulunduğu tesislerin tercih edilmesi, olabildiğince kapalı alanlardan ziyade açık alanların olduğu bölgelerin tercih edilmesi aslında çok da tahmini zor olan bir durum değil. Burada şöyle bir avantaj var. Biliyorsunuz biz turizmi tam anlamıyla 2000'den sonra vites, 2000'li yılların sonrasında vites arttırmaya başladık. Geç kaldık. 100 yıldır turizm işiyle uğraşan ülkeler var. Ama geç kalmak da bazen avantaja dönüşebiliyor. Ne gibi derseniz işte şu anda tesislerimizin bulunduğu ortamlar, alanlar çok geniş. Doğayla büyük bir çoğunluğu entegre tesisler. Eski yapılara, rakip ülkelere, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman tesisler çok eski. Alanlar dar, çocuğa uygun alanlar yok ki yazın biliyorsunuz. Bizim yaklaşık %80 profilimiz okulların kapanmasıyla birlikte aile profiline dönüyor. Aileler için de öncelik tabii çocukların mutlu olması, rahat etmesi, güvenli bir şekilde tatillerini geçirmesi. Bu anlamda elimiz çok kuvvetli. Bunu sporla, kültürle, sanatla değindiniz, hep altını çizdiğim bir konu. Turizmi sadece otel, havalimanı, tur operatörü kıskacından çıkarıp mutlaka şehirle bütünleştirmemiz lazım. Yani turizm şehirle bütünleşirse, müzelerle, sanat festivalleriyle, oradaki restoranlarla, şık alışveriş bulvarlarıyla bütünleşirse, ulaşım imkanlarıyla bütünleşirse o zaman çok daha keyifli oluyor. Turistlerimizin cebinde aslında harcamaya hazır bir potansiyel, ekstra bir para var. Ama siz bunun harcanmasına yönelik alanlar geliştirmezseniz, nitelikli bölgeler, rekreasyonlar alanları oluşturmazsanız bu para olduğu gibi geriye gidiyor. Koran Bey, peki şehirlerimiz ne kadar hazır bu duruma? Yani şimdi şehre açmak güzel ama şehirlerimiz acaba bu işe hazır mı? Yani sadece fiziki anlamda değil, insan yapısı, insan kaynağı olarak da hazır mı? Sizin otelleriniz Antalya'da ve bize biraz anlatır mısınız? Başka nerelerde vardı? Evet. Bizim kilit grup bünyesinde toplam 21 otelimiz var. Çoğunluğu evet. Antalya'da, Kapadokya'da ve Bodrum'da da var. Ama ağırlıklı lokasyonumuz Antalya bölgesinde. Antalya'nın her yerine yaygın olarak dağılmış tesisler. Mesela bu şehirler, bu şehirlerin hazır evet. olduğunu düşünüyor musunuz? Turistin şehir merkezine gitmesine? Bu konuda bir bilinç var. Ama hazır dersek doğru söylemiş olmam. Yani bu konuda bir bilinç var. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Bunun sosyal bir boyutu var. Yani turizm olgusunda sadece turizm çalışanlarının değil, şehirde yaşayanların da bir turizm bilincine sahip olması lazım. Yani şehirdeki bir eczane, şehirdeki bir taksi şoförü, oradaki bir büfenin de turist ne demek, turizm ne demek, neden önemli, nasıl davranılması gerekir, çevre bilinci nedir, deniz kirliliği nasıl önlenir gibi bu sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili temaları bütün beldeye işlememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili zamana ihtiyaç var. Tabii mimari ve estetik konusu var. Yani şehirlerimizde turist güzergahlarının bir şehir plancısı gözüyle izlenmesi gerekiyor. Orada önemli bir gelişme göstereceğimizi yakın vadede düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir konu var. Esasen aslında tüketici size nereye gitmenizi, ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bunu yakalayanlar, kendini yeni trendlere adapte edenler hayatta kalıyor. Bu trendlere adapte olamayanlar da sınıfta kalıyor. Yani dolayısıyla aslında sistem bir nevi sizi yeniliğe mecbur bırakıyor. Ben yakın vadede de Antalya'da, diğer önemli turizm destinasyonlarımızda şehir hayatının da çok ön plana çıkacağını,
turistlerin orada çok önemli aktivitelere katılacağına inanıyorum şahsen. Bu da tabii ki bizim finansallarımıza, ülke girdilerimize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bir de şehirdeki bu nüanslar, bu farklılıklar, kültür, sanat, festival, gastronomi bize ne sağlayacak? Turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacak. Yani bizim için en büyük sorun biliyorsunuz okulların kapalı olduğu dönemdeki bölüm değil. Yani orada bir şekilde talep geliyor. Çünkü herkes o tarihte tatile çıkıyor. Esas olan Kasım ve Mart ayı, Kasım ve Nisan ayını nasıl verimli geçirebileceğimiz. Bunun da ana yollarından bir tanesi şehir hayatının turizm altyapısına kavuşturulması. Kültürle, sporla, toplantıyla, organizasyonlarla şehir hayatının sürekli cazip hale gelmesi. İnsanların önce destinasyonu tercih etmeleri, sonra otel tercihini yapmaları. Yani dünyadaki turizm akışında genelde insanlar önce destinasyona karar veriyor, sonra orada gideceği yeri tespit ediyor. Bizde bu denge daha tam oturmuş değil ama ben eminim çok kısa sürede biz bu yeni versiyona geçeceğiz. Bu pandeminin de böyle bir belki bize bir katkısı olacak. Artık turizmde çünkü yeni bir versiyona geçmemiz gerekiyor. Ki zaten biliyorsunuz jenerasyon da değişiyor. Artık bizim Z kuşağını anlamamız lazım. Alfa kuşağına yatırım yapmamız lazım. Bu nesiller artık bizim potansiyel müşterilerimiz haline gelecek. Evet. Aslında yaşadığımız koşullar özellikle küresel ekonomideki aslında dengesizlikler, enflasyon sıkıntıları, gıda ve enerji fiyatlarının artışı elbette sizin maliyetlerinizi de artırdı. Ama yeni planlarınız da mutlaka vardır. Yeni yatırım planlarınız var mıdır 2022-2023 ya da daha sonrası için? Evet. Yani aslında esasen ben kendi profesyonel bakış açımdan ben daha Türkiye'de turizmin yolun başında olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de daha çok fazla yatırımlar olacaktır. Çünkü Türkiye alması gereken pastanın daha çok azını alıyor. Yani bizim rezerv potansiyel çok bir kültür, gastronomi turizmimiz var. Çok bakir bölgelerimiz var turizme açabileceğimiz. Karadenizimiz var, İç Anadolu var, Doğu Anadolu, oradaki değerler. Yani Türkiye çok zengin bir ülke bu açıdan. Yani sadece tatile gidilmemesi lazım. Mesela bizim hemen arkamızda Toros Dağları var. O Toros Dağları bile başlı başına ayrı bir dünya. Yani oradaki farklı açılımlarla ben yeni yatırım çeşitlerinin gündeme geleceğini düşünüyorum. Sadece her şey dahil büyük gövdeli tesisler değil. Hani bundan sonra daha nitelikli, daha özgün, kendi konsepti, kendi farkındalığı yüksek olan tesislerin de yatırıma dönüştüğünü düşünüyorum. Bu tabii arz taleple de alakalı bir konu. Yani biz Türkiye olarak 100 milyon turisti de ileride ağırlayacağımız günleri göreceğiz. Buna uygun da bir tabii yatak arzının oluşması lazım ama bunu bir denge içerisinde götürmek lazım. Altyapının hazır olması lazım öncelikle. Evet. Bir de tabii tarifeli seferler çok önemli. Biliyorsunuz turist akımındaki en önemli konu uçuş frekansları. Şu ana kadar hani cesur operatörler ve taşıyıcılarla Türkiye turizmi bir noktaya geldi ama bundan sonra bizim uluslararası pazardaki önemli marka hava yollarının da sürekli tarifeli seferler kaldırdığı destinasyonlara dönüşebiliyor olmamız lazım ki bu hacme ulaşalım, riskleri dağıtabilelim ve daha keyifli, daha sürdürülebilir, daha yönetilebilir bir turizm yapısına kavuşmuş olalım. Evet, son olarak aslında sormak isterim. Şimdi turizm çeşitliliğinden de çok bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de siz aslında belki de dünyadaki turizm gelir seviyesi anlamında önemli derecede yüksek bir grubu çekecek bir organizasyona da ev sahipliği yaptınız. O da Dünya Snooker Turnuvası. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi. Doğrusu benim de yakinen takip ettiğim organizasyonlardan birisi. Türkiye'de yapılması çok heyecan vericiydi. Nasıl geçti ve Türkiye'ye ne kattı dersiniz Türk turizmine? Valla şimdi şöyle, bir kere Türkiye'de ilk yapılması bizim için çok önemliydi. İlkinin iyi geçmesi çok önemliydi Özlem Hanım. Dünyada snooker'a baktığımız zaman özellikle İngiltere'de ve Çin'de çok geniş kitlelere hitap ediyor.
Yani 2 milyar insanın dolaylı yoldan bu yayınlara izleyici olarak katıldığından bahsediyorlar. Aktif olarak 300 milyonun üzerinde bir seyirci kitlesinden bahsediyorlar. Sosyoekonomik açıdan izleyici profili oldukça yüksek. Biz şunu gördük, bu turnuvayla birlikte esasen Antalya'ya hiç gelmemiş, hayatında belki ismini bile duymamış bir profilin Antalya'ya gelip Antalya ile ilgili, Türkiye ile ilgili çok pozitif anlamda ne kadar etkilendiklerini gösterebilmek bizim için önemliydi. Aynı zamanda Dünya Snooker Federasyonu Başkanı'nın ve ekibinin Türkiye'de yapılan bu organizasyonun kalitesinden etkilenmesi bize son derece memnun etti. Eurosport'ta canlı yayınlandı, TRT Spor'da canlı yayınlandı. Onların datalarını, ölçümlerini ayrıca yapacağız. Yani müthiş etkileşimi olan, tanıtım etkisi çok yüksek bir organizasyona, bir şölene dönüştü. Biz bunun devamını da devam eden 3 yıl boyunca isim sponsor olarak Türkiye'mizde layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda TGA'nın, Sayın Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve diğer sponsorların da katkısıyla bu işi daha da parlatarak belki de dünyadaki en iyi snooker turnuvasının, şampiyonasının Türkiye'de olmasına vesile olacağız. Bu da bizim için gurur verici bir konu. Evet, umuyoruz öyle olur. Biz de konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ederim katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Nirvana, İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nirvana Grup Otelleri CEO'su Koran Alşan konuğumuzdu ve böylece Paranın Yönü'nün sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde yine burada olacağız. Mutlu günler.